Benim eş başkanlığı yaptığım kürsüde bir hanımefendi oturuyor. Ne kadar güzel. Ve kurucu meclisine ve gençlik meclisine başkan olmak isteyen adayların hepsi heyecanlı. Girerken bana bir de propaganda yaptılar. Bu çok güzel bir olay. Demokratik bir ortam. Bu konuda emeğe geçen Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, müdürü ve şube müdürlerine, öğretmenlerimize, velilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şu anda burada gerçekten çok güzel bir görüntü var. Şimdi burada büyük bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Sizler aday olmak cesaretini gösterdiniz. Kendinizi, düşüncelerinizi anlatacaksınız. Seçimleri buraya birçok konularda programları yaparak geldiniz. Büyüklerin de örnek alacağı büyük bir demokrasi örneği verdiniz. Sizleri hepiniz de tutuyorum. Şu an itibaren büyük bir sorumluluk hissediyorsunuz. Size çağın arkadaşlarınıza ve bu kente karşı büyük görevleriniz var. Sizler arkadaşlarınıza dediniz ki bu işi en iyi ben yaparım. Aynı bize bildiğimiz gibi. Onlar da size güvenlerini gösterdi ve bu görevi verdiler. Bu sorumluluk anlayışıyla hareket etmenizi istiyoruz. Seçimle gelenlerin görevi fikir üretmek, organize etmek, hizmet etmektir. Çocuk meclisimiz 87, gençlik meclisimiz de 25 temsilciden oluşuyor. Bugün aranızdan başkanınızı ve icraatını seçeceksiniz. Ancak ben sadece yönetimden değil, hepinizden çok şey bekliyorum. Komisyonlarda aktif çalışmanızı, yönetim sürecine katılmanızı, önerilerinizi bizlere ulaştırmanızı istiyoruz. Şimdi siz bu meclis aracılığıyla kentin yönetimine katılıyorsunuz. Nasıl bir kent istediğinize, nasıl bir kentte yaşamak istediğinize için projeler üretmenizi, görüş, düşünce önerilerinizi oluşturmanızı özellikle istiyoruz. Bunların takipçisi de olmalısınız. Hedef odaklı çalışmalısınız. Seçildiğinize göre elinizde bir liderlik karizması, bir özellik var demektir. Buraya gelmek öyle kolay değil. O aşamalardan biz hep geçiyoruz. Buraya kadar gelmek sizde bir liderlik özelliği var demektir. Hepinizi unutuyorum bir de. Buna sahip çıkmak girişli her birinizin seçeceği meslekte hayatınızda hedefleri olmalı. Mesleki hedefleriniz ve yetenekleriniz doğrultusunda başarmış insanların yaşam öykülerini inceleyin, araştırın. Örnek alacağınız çok şey olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. Unutmayın, doğduğunuz coğrafyaya sizin kaderiniz değil, siz bu kaderi değiştirebilirsiniz. Artık çok gençler büyük başarılar elde edebileceğiniz bir dünya var karşınızda. Yeter ki isteyin ve bu doğrultuda çaba gösterin. Ufkunuz açık olsun. Dünyada gelişen ve ayakta kalacak mesleklere yönelmeyi bilin. Genç arkadaşlarım, yetişkin olduğunuzda nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsanız bunun için çaba gösterin. Yaptığınız işte en iyisi olmak için çalışın. Bu süreçte sevgi, barış ve dostluğu asla unutmayın. Açık olun. Şeffaf olun. Katılımcı demokrasinin örneklerini verin. Araştırın, sorgulayın. Öğrenmeden fikir sahibi olmayın. Kendinizi yetkinleştirin. Bu ülkenin sanatta, edebiyatta, müzikte, kültürde, sporda, bilimsel alanlarda gelişmeye çok büyük ihtiyacı var. Sizler bu gelişimin bir parçası ve öncüsü olduğunuzda. Size emanet edilen Cumhuriyet'in kazanımlarını ve üretimini unutmayın. Sizinle birlikte bu kenti daha güzel ve daha yaşanabilir kılmak için tüm gücümüzle çalışmaya ben, belediye başkanı ve üyelerimizle birlikte daire çalışanlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla birlikte bizler hazırız. Gelin sizlerle evimizi daha neşeli, daha güzel bir kent yapalım. Başarı dileklerime hepinizi kucaklıyorum, öpüyorum.
Lütfen projelerinizi hiç çekmeden hazırlayın. Her türlü düşünceye ihtiyacımız var. Ben sizlere güveniyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Gidiyor.